Merhaba sevgili bitki dostlarım. Bugün 21 Mart Dünya Orman Günü. Aynı zamanda bahar gün dönümü. Yani Kuzey Yarımküre'de kışın artık bitip bahar mevsiminin ve iklim dikim faaliyetlerinin başladığı gün. Bu videoda yaşadığımız gezegende ormanlar olmasaydı ne olurdu ve ne yapmak gerekiyor sorularının cevabını bulabilirsiniz. Aslında bunun çok kısa ve net bir cevabı var. Kısaca ormanlar olmasaydı yaşam var olamazdı ve kesinlikle çok daha fazla ağaca ihtiyacımız var. Öncelikle ormanların gezegenimizin akciğerleri olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ormanlar yeryüzündeki tüm ekosistemlerin narin dengesinin korunmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Yeryüzündeki canlı çeşitliliği, dolayısıyla biz bitki dostlarını ilgilendiren kısmıyla bitkilerin biyoçeşitliliği de ormanların varlığına bağlıdır. Ormanlar toprağın derinliklerinden ağaçların tepe taçlarının en üst noktasına dek milyonlarca canlıya ev sahipliği yaparlar. Tüm bu canlılar gezegenimizdeki canlılığın devam etmesini sağlayacak şekilde karmaşık, hayranlık ve hayret uyandırıcı bir işbirliği içinde hareket ederler. Ormanın en barışçıl ve sessiz canlıları olan ağaçlar, yeryüzü için hayati önem taşıyan mucizevi bir biyokimyasal hobiye sahip olmasalardı, diğer bir deyişle fotosentez yapmasalardı nefes bile alamazdı. Çünkü ağaçlar karbondioksiti emerek tüm canlılar için oksijen üretir. Atmosferdeki sera gazı seviyelerini aşağı çekerek iklim değişikliğinin etkilerini azaltırlar. Bu gezegendeki yaşamı her geçen gün daha da zorlaştıran iklim değişikliğiyle mücadeledeki en büyük kozumuz, var olan ormanları korumak ve hatta çok daha fazla ağaç dikmektir. Ormanlar, yeryüzündeki canlının en temel unsuru olan suyun döngüsünde vazgeçilmez bir rol üstlenirler. Kökleriyle toprağın derinliklerindeki suyu emerek terleme yoluyla yeryüzüne ulaştırırlar. Aynı zamanda toprak erozyonuna, kuraklığa ve sel felaketine karşı koruyucu bir rol üstlenirler. Soluduğumuz temiz hava kadar içtiğimiz temiz suyu da ormanlara borçluyuz. Ormanlar olmasaydı insanların hayatında neler olmazdı? Gelin birlikte düşünelim. Örneğin birbirinden lezzetli yemişler, meyveler veya mantarlar yiyemezdik. Okumaktan keyif aldığımız kitaplarımız ya da bize konfor sunan mobilyalarımız olmazdı. Her gün kullandığımız en basit kozmetik ya da temizlik ürünlerimiz olmazdı. Mesela hayatınız boyunca sabun, parfüm ya da diş macunu kullanmadan yaşadığınızı bir hayal etmeye çalışın. Hastalandığınızda bizi iyileştirecek ilaçlarımız, hatta bizi ısıtacak odunumuz ya da kömürümüz bile olmadığını düşünün. Fakat ormanların tüm bunları bize sağlamak için var olmadığını da unutmamamız gerek. İnsanlar olarak ormanların bize sağladığı tüm bu ve benzeri faydaları suistimal etmemeyi de acilen öğrenmemiz gerekiyor. Ormanlar insanlar dışındaki neredeyse tüm canlıların evidir. Aslında ormanlar biz insanların da büyük şehirler kurmadan önceki eviydi. Onlar sayesinde bir kültüre sahip olduk. Onlar sayesinde inanış, örf, adet ve geleneklerimiz şekillendi. Bir zamanlar orman ve içindeki tüm canlılarla uyum içinde var olabilmenin erdemini ve sevincini yaşarken, zamanla şu anda içinde yaşadığımızı sandığımız betondan kutulara hapsolduk. Doğayla olduğu kadar geçmişimizle de bağımızı yitirdik. Dünya Orman Günü bize işte bu unuttuklarımızı hatırlatmak için var. Günümüzde insanın doğayla yeniden barışması, unuttuklarını hatırlaması şart. Aksi takdirde kesin bir yok oluşla yüzleşeceğiz. İnsanlık olarak asırlar süren yolculuğumuzu devam ettirebilmenin tek yolunun bize hayat veren ormanlara sahip çıkmak olduğunu görmemiz gerekiyor. Günümüzde doğayla bağını koparmamış, ilkel olarak adlandırılan, oysa çağdaş insandan daha bilgece yaşayan yerel topluluklar ve kültürlerinden hala öğreneceğimiz çok şey var. Gelecek nesilleri bilgilendirmek ve onların doğayla bağını yeniden inşa edebilmek ise, İnsanlığın geleceğini şekillendirecek. Daha yeşil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam hala mümkün. Güneş sisteminde ormanların belki de hiç var olmadığı gezegenleri gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Neden belki de dediğimi az sonra açıklayacağım. Örneğin Mars'ta yaşadığınızı düşünün. Oksijen, suyun ve yapay gıdaların ileri teknolojiler kullanılarak bir şekilde sağlandığını farz edin. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Alabildiğine kayalık ve kumul alanların bulunduğu, aşırı sıcak ve aşırı soğukların yaşandığı, su ve hava bulunmadığı için hiçbir hayvan ve kuşun yaşamadığı, gözüme, kulağıma ya da ruhuma hitap eden ya da bana mutluluk ve esin veren en ufak bir şey bulunmayan bir gezegende mutlu olabilir miyim? Siz bu sorunun cevabını düşünürken bilim insanları çok eskiden Mars'ın dünyamız gibi yeşil ve canlı bir gezegen olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Gelin şimdi bir de elimizdeki verilere bir göz atalım. Ormanlar günümüzde gezegenimizdeki karaların %31'ini, yani 4 milyar hektarlık bir alanı kaplıyor. Tropik yağmur ormanlarından karla kaplı boreal ormanlarına dek hem çok farklı hem de kendine özgü canlılara ev sahipliği yapan ekosistemlerimiz var. Her geçen yıl yeryüzündeki canlı çeşitliliğinin 5'te 4'ünü ev sahipliği yapan bu alan, tarımsal faaliyetler, orman yangınları,
ve yerleşim alanlarına dönüştürme nedeniyle 10 milyon hektar kadar daralıyor. Bu gezegenimizdeki hayatın devam etmesini sağlayan karbon emiliminin şayet bu değişimler sabit hızda devam ederse önümüzdeki 40 yıl içinde sona ereceği, yeryüzünde insan dışında muhtemelen yaşayan hiçbir hayvan kalmayacağı anlamına geliyor. Öyle ki eğer bizi kurtaracak yeni bir teknolojik gelişme yaşanmazsa insanlık için sonun başlangıcı demek. Peki insanlık bunu kendine neden yapıyor? Neden bildiğimiz dalı kesmeye devam ediyoruz? İşte yukarıda saydığım tüm bu nedenler yüzünden ormanlara sahip çıkmamız ve ayrıca ağaçlandırmayı hızlandırmamız şart. Yeni nesillere ormanları tanıtmamız, bu ekosistemlerde yaşayan canlıları ve onları nasıl yaşatabileceğimizi öğretmemiz şart. Bu yıl isterseniz bir ağaç dikin veya isterseniz çocuğunuzla ya da torununuzla bir orman gezintisi yaparak onu ağaçlarla tanıştırın. Her iki şekilde de katkı sunabilirsiniz. Bunu ormanlara, size hayat veren bu gezegene borçlusunuz. Aldığınız nefesin hakkını verdiğinizi hissetmek inanın size çok iyi gelecek. Bu yıl kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz sevgili dostlarım. Orman ağaçlarını merak ediyorsanız video açıklama kısmına Bitki Günlüğüm arşivinde yer alan bazı ağaçların video linklerini bırakıyorum. Bunlara tıklayarak istediğiniz ağacın videosunu izleyebilir, hatta sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Tüm doğa severlerin ve bitki dostlarımın 21 Mart Dünya Orman Günü kutlu olsun. Bitki Günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.